Halkların Demokratik Partisi Kayseri Örgütü, Kırısman'da gözaltına alınan Demokratik Bölgeler Partisi Kazma İlçe Başkanı Turan Gündoğan'ın gözaltına alınması ve Ardahan'ın Göre ilçesinde PKK mezarlığına saldırıldığı iddiasıyla bugün bir basın açıklaması yaptı. HDP il binasında toplanan grup slogan atarak Faik Bey Caddesi at heykeli önünde yürüdü. Burada toplanan grup Kırısman ilçesinde ve Göre'de yaşananları protesto ettiklerini açıklayarak HDP adına hazırlanan basın metnini okudu. Basın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı. Son zamanlarda toplumsal muhalefeti demokratik zeminde yürütmeye çalışan Kürt halkı ve dostları üzerindeki baskı ve sindirme politikaları uygulayan AK Parti iktidarı, halkın özgür taleplerini dizginlemek için junta önlemlerini aratmayacak güvenlik önlemleriyle diktatörlüğünü korumaya amaçlamaktadır, dedi. Hemen hemen her gün yurttaşlarımızı gözaltına alıyor, tutuklamalar yapıyor ve savunmasız insanlarımızı katlediyorlar. AKP'nin bu cuntacı tutumunu asla başarıya ulaşmayacaktır. Demokrasi, özgürlük ve barış çabalarımız her zamankinden daha fazla olacaktır. Kars Kazman'da sudan bahanelerle hukuktan uzak kime hizmet ettiği belli olmayan mutlak kanunlar gerekçeler göstererek gözaltı ve tutuklamalar yapılmaktadır. Bu gözaltı ve tutuklamalara karşı hiçbir zaman sessiz kalmadık ve sessiz kalmayacağız. Tam aksine sokaklarda demokratik taleplerimizi sonuna kadar ortaya koyacağız ve bundan yılmayacağız. Kazman'da devlet ve devletin derin güçleri özel bir politika uygulamaya çalışmaktadır. Kürt Halk Önderi Öcalan'ın girişimleriyle yürütülmeye çalışan çözüm süreci Kazman içerisinde sabote edilmektedir. Buradan Türkiye toplumuna sesleniyoruz. Devletin derin güçleri Kazman'ı pilot bölge ilan ederek özellikle Serhat ilinde başlayarak bütün Türkiye'ye yayılacak olan bir kaos ortamı yaratmak istemektedir. Geçtiğimiz günlerde 3 gerillanın Kazman'da pusuya düşürülerek katledilmesi tesadüfü değildir. Yine akabinde aynı ilçemizde ve ev baskıları yapılarak gözaltı ve tutuklamaların olması da bu planın bir parçasıdır. Nasıl ki Silivan bahane edilerek Oslo süreci rafa kaldırmışsa, bu sefer de Kuzey Serhat illerinde çözümsüzlük için yoğun çaba sarf edilmektedir. Daha 2 gün önce Ardahan'ın Göle ilçesinde hiçbir neden yokken Kürt halkının büyük değeri olan şehitliğe saldırılmış, şehitlik tahrip edilmiştir. Dünyanın hiçbir ülkesinde mezarlıklara dokunulamaz ve mezarlıklar hedef alınmaz. Ama ne her hikmetse devlet zorbalığının nefretini şehit mezarlarımıza kusmaktadır. Göle'de şehitliğe sahip çıkmak isteyen 19 partili darp edilerek gözaltına alınmış, 3 arkadaşımız çeşitli yerlerinden yaralanmıştır. Yine Ardahan valisi bir darbe generali gibi davranarak bütün Ardahan il sınırlarını keyfi olarak sıkı yönetme tabu tutmuştur. Ardahan valisinin bu dikta tutumunu kabul etmiyor, şehitliğe yapılan bu çirkin saldırıyı kınıyoruz. Halkımız bilsin ki bu saldırıyı gerçekleştirenler hesap sormak için gerekli girişimleri başlatacak. Bütün halkımız Selahattin Demirtaş'ın çağrısına gerekli yerde ve gerekli zamanda uyacak ve Demirtaş'ın bu demokratik talebine karşılık verecektir. Sokaklar hükümetin ne polisin ne de askerindir. Bu sokaklar halkındır. Halkın olması için de bütün gücümüzle direneceğiz. Bundan böyle daha çok özgürlük isteyeceğiz. Bu gayet en demokratik hakkımızdır.